Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere geleneksel Türk tiyatrosunu anlatacağım. Bu videoyu 10. sınıf öğrencileri ve AYT sınavına hazırlananlar rahatlıkla dinleyebilirler. Gayet zevkli, eğlenceli bir konu. Beni dinledikten sonra arkasından hemen soru çözerseniz bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Dilerseniz ilk tiyatro tanımını yaparak başlayalım. Tiyatro neydi? Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların sahnede canlandırılmasıyla gerçekleşir. Baktığımızda hikaye ve romanla tanımları hemen hemen aynı. Hatırlayalım, hikaye neydi? Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları anlatan kısa metinler. Roman, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları anlatan uzun metinler. Tiyatro ise bunların sahnede canlandırılmasıyla oluşurdu. Arkadaşlar, hikaye, roman ve tiyatroda hayal gücüne olaylar yer alır. Yani örneğin siz doktor olmak istiyorsunuz, mühendis olmak istiyorsunuz. Bu sizin hayaliniz. Yani çok olmayacak bir şeymiş gibi düşünmeyin. O yüzden hayal gücüne olaylarda hikaye, roman ve tiyatroda yer alır. Tiyatro Yunanca teatr, yani seyircilik yeri kelimesinden gelmektedir. Arkadaşlar, M.Ö. 6. yüzyılda Tanrı Dionysos'un onuruna düzenlenen dinsel törenlerle başladı ve günümüze kadar varlığını sürdürdü. Türk edebiyatında ise modern anlamda ilk tiyatromuz Tanzimat döneminde karşımıza çıkan. Peki neydi? Kim yazmıştı? Şinasi'nin yazmış olduğu Şair Evlenmesi. Peki sahnelenen ilk tiyatro eserimiz neydi? Namık Kemal'in yazmış olduğu Vatan Yahut Silistre. Hatta Vatan Yahut Silistre sergilendikten sonra halk büyük bir coşkuyla karşıladı bu durumu. Padişah da biraz çekinerek bu durumdan Namık Kemal'i sürgüne gönderdi. Evet, burayı tekrar alalım. Neydi tiyatro? Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların sahnede canlandırılmasıyla gerçekleşir. Yani tiyatro seyirlik yeri anlamına gelir. İlk olarak M.Ö. 6. yüzyılda Tanrı Dionysos'un onuruna düzenlenen dinsel törenlerle başlamıştır ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Türk edebiyatında batıl anlamda, yani modern anlamda ise ilk defa karşımıza Tanzimat döneminde ortaya çıkar. Kim yazmıştı peki? Şinasi'nin yazmış olduğu Şair Evlenmesi tek perdelik bir komediydi. Ve sahnelenen ilk tiyatro eserimizde Namık Kemal'in yazmış olduğu Vatan Yahut Silistre. Şimdi bizim Tanzimat'tan önce hiç tiyatromuz yok muydu? Tabii ki vardı. Modern tiyatronun yerini Karagöz, Orta Oyunu, Mehtap ve Köyseyirlik oyunları aldı. Şimdi bir hatırlayalım. Klasik tiyatro, modern tiyatro neydi? Geleneksel tiyatroyu zaten ana başlıklarıyla ele alacağım, anlatacağım. Kısa kısa geçelim. Tragedya, yani diğer adıyla neydi? Trajedi. Hayatın sadece mutsuz anlarının sahneye konulmasıyla oluşur. Kaba ve çirkin sözlere, kesinlikle yer verilmez. Sahnede ölüm, yaralama gibi olaylar da kesinlikle olmaz. Kahramanlarımız soylu kişiler, krallar, kraliçeler ve tanrıçalardır. Beş perdeden oluşur. Perde neydi? Bölüm. Koro ve diyalog bölümlerinde bulunur. Komedya, yani komedi, hayatın sadece gülünç anlarının sahneye konulmasıyla oluşur. Kaba ve çirkin sözlere yer verilir. Yine aynı şekilde ölüm, yaralama gibi olaylarda sahnede yer alır. Oyuncular, hatta kişiler, yani her türlü kişi sahnede yer alır, oynayabilir. Aynı zamanda beş perdeden oluşur. Diyalog ve koro bölümlerinde vardır. Aynı zamanda üç birlik kuralına uyulur. Üç birlik kuralımız neydi? Yer, olay ve zaman. Şimdi modern tiyatroya geçelim. Dram ve müzikal tiyatro. Dram, hayatın hem mutlu anlarının hem mutsuz anlarının bir arada olduğu, gerçeğiyle tiyatronun gelmiş olduğu artık son noktadır. Zaten öyle değil mi? Normalde de hayatımızda bugün çok kötü, yarın bakıyoruz bir olay oluyor, bir anda farklılaşıyor, güzelleşiyor. Müzikal tiyatroda vaudeville, opera, bale gibi türler var. Hem müzik olan hem de aynı şekilde tiyatronun yer aldığı oyundur. Geleneksel tiyatroda Karagöz, Orta Oyunu, Mehtap, Köyseyirlik oyunları ve kukla, bunları tek tek işleyeceğiz. Şimdi bakalım geleneksel Türk tiyatrosu neymiş, nasıl olmuş? Tanzimat döneminden önce Türk toplumundaki seyirlik veya temaşa sanatıdır. Kesinlikle metinsiz, doğaçlama ve sahnesiz oynanır. Zaten bizim modern ve klasik tiyatrodan farkı da neydi? Metinsiz olması, doğaçlama ve sahnesiz olması. Güldür ögesi ön planda, şiir ve ağız taklitleri yapılır.
Ya da Ege, Lazca, örneğin bunlar ağızda yer alır. Köy seyirlik oyunlarının kökeni tarih öncesi bolluk törenlerine ve inançlarına kadar dayanır. Arkadaşlar, ağaç kültü, güneş, biliyorsunuz gök tanrı inancı vardı İslamiyet'ten önce. Bolluk törenleri ve inançlarına kadar o dönemlere kadar uzanır. Şimdi Karagöz oyununa bir bakalım. Karagöz oyunu, gölge oyunu ya da hayal oyunu adıyla da anılır. Deriden kesilen bu deriler manda derisi ya da deve derisi olabilir. Şekillerin ev, ağaç, insan, hayvan hiç fark etmez. Şekillerin arkadan ışıklandırılmış beyaz perdeye yansıtmasıyla gerçekleşir. Karagöz oynatan kişiye karagözcü, hayali, hayalbaz, süratbaz ya da şebbaz adı verilir. Neymiş? Karagözcü, hayali, hayalbaz, süratbaz ve şebbaz. Oynatılan beyaz perdeye hayal perdesi ya da küşteri meydanı. Küşteri karagöz oyununu ilk başlatan kişi. Küşteri. O yüzden de küşteri meydanı adı da anılır. Hayalin yardımcısı çırak. Çırağın yardımcısı sadıkkar. Müzik yapan, şarkı söyleyen kişi yardak. Def çalan kişiye ise dairezen adı verilir. Oyunu ilk başlatan kişi ne demiştik? Muhammed, küşteri. Şimdi arkadaşlar karagöz oyununun özelliklerine bakalım. Gölge oyunu zaten ne dedik? Diğer adı neydi karagöz oyununun? Gölge oyunu. Gölge oyunudur. Beyaz perdeye arkadan ışıklandırılmış şekilde oynanır. Mizana dayalı anlatım vardır. Zaten burada amaç halkı güldürmek, eğlendirmek değil mi? O yüzden de ne yapılır? Ve aynı şekilde bilgi vermek mizaha dayalı. Şiir ve ağız taktiklerinden yararlanılır. Biraz önce söylemiştik. Müzik unsuru vardır. Def çalmıştık değil mi? Burada def vardı. Def çalan kişiye dairezen demiştik. Müzik yapan kişi yardak. Müzik unsuru var. Usta-çırak ilişkisiyle devam eder. Arkadaşlar şimdi oyunu bilmeyen bir kişi ilk önce ne yapması lazım? Birinin yanında çalışması lazım. Şu anda stajyerlik yapıyoruz birçok alanda. O yüzden de usta-çırak ilişkisiyle devam eder. Evet arkadaşlar şimdi karagöz oyununun tipleriyle devam ediyoruz. Asıl tiplerimiz karagöz ve haciva. Bir de yardımcı tiplerimiz var. Zenni, Beberuhi, Acem, Tiryaki gibi. Şimdi onları kısa kısa anlatalım. Zenni kadın, himmet sırtında baltası olan kaba saba bir tip. sakallı belikli bir şey. Tuzsuz deli ve kirli sarhoş kabadayı bunu ayarlatarak ortalıklarda dolaşan insanlar vardır ya. Ceketi omzuna atar. Bir elinde hançer olur ya da aynı zamanda silah da olabilir. Öyle bir tipimiz. Efe zorba. Yine aynı şekilde bıyıklı, kaba saba, tuzsuz deli ve bekir ve himmetli hemen hemen aynı görüntüleri. Beberuhi cüce aptal olarak adlandırılan tipimiz. Kayserili pastırmacı. Birazcık uyanık bir tip. Acem zengin tüccar. Çelebi ise genç miyasiyede böyle temiz yüzlü, sakalsız, bıyıksız. Bazı oyunlarda babasının parasıyla işte kızlara hava atan birisi. Bazı durumlarda da kendi parasıyla hayatını sürdüren bir tipimiz. Videoyu durdurup bunlara bakarsanız görüntülerine de aşina olursunuz. İyi olur. Arkadaşlar karagöz okumamış dahil halkı temsil eder. Dobra'nın patavatsızlığıyla hacivatla sürekli uğraşır. Hacivat'ın söylemiş olduğu yabancı sözleri anlamaz. Ama sivri zekasıyla bir şekilde de işin içinden hep sıyrılır. Hacivat da okumuş yaradın halkı temsil eder. Şimdi çocuklar buraya baktığımızda birçok yardımcı tipimiz var. Bunların fazla olması Osmanlı'nın çok uluslu bir yapıya sahip olduğunda aynı zamanda kaldı. Çünkü karagöz oyunu 14. yüzyıldan itibaren başlayıp günümüze kadar geldi. Zaten 14. yüzyılda da Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna denk geliyor. Şimdi karagözün bölümlerine bakalım. Mukaddime yani giriş. Oyunun giriş bölümüdür. Nareke, kamıştan yapılmış düdük eşliğinde çalınırken ev, ağaç gibi tasvirler perdeye verilir. Arkasından müzik eşliğinde hacivat bir semayı okuyarak perdeye gelir. Semayı bittikten sonra hayhat diyerek perde gözeni okur ve karagözü perdeye çağırır. Karagöz perdeye gelir. Daha sonra muhabire söyleşiler yani atışma bölümü. Karagöz ile hacivatın karşılıklı atıştığı bölümdür. Bu bölümde sadece karagöz ve hacivat var. Diğer yardım tiplerimiz bu bölümde yok, bulunmuyor. Fasıl oyun, yani asıl oyunun başladığı bölüm fasıl bölümü. Yardımcı tipler de sahneye geliyor, perdeye geliyor. Yöresel ağız
kullanılarak seyirci güldürülüyor. Bitiş yani hitam final bölümü. Oyunun bittiği bölüm. Karagöz Hacivat'ı tokat atar. Hacivat yıktım perdeye eyledin Miran. Varayın sahibine haber vereyim hemen der. Ve arkasından Karagöz sürçülisan ettiysek affola diyerek oyunu sonlandırır. Sürçülisan yani dilimiz sürçtüyse bir hata yaptıysak affedin bizi der. Oyun sonlanır. Şimdi tekrar alalım. Mukaddime giriş bölümünde harika adında kamıştan yapılmış düdük çalınırken perdeye ev ağaç gibi tasvirler veriliyor. Arkasından müzik eşliğinde Hacivat bir semaya koyarak perdeye geliyor. Semaya bittikten sonra perde de hay hak diyerek perde gazelini okuyor ve Karagöz'ü perdeye davet ediyor. Muhabere yani söyleşin atışma bölümü bu bölümde Hacivat ve Karagöz atışıyor birbirleriyle konuştukları bölüm. Diğer yardımcı tiplerimiz bu bölümde yok. Fasıl yani asıl oyun. Asıl oyun başladığı bölümde diğer tiplerde artık perdeye geliyor ve yerel ağız kullanarak halk güldürülüyor. Bitiş bölümü artık oyunun bittiği bölüm. Karagöz Hacivat'a tokat atıyor. Hacivat yıktım perdeye eyledim bir an. Varayım sahibine haber vereyim hemen diyor. Ve arkasından Karagöz sürçülisan ettiysek affola diyerek oyunu sonlandırıyor. Evet şimdi burası bitti. Şimdi diğer oyunumuz olan orta oyuna geçiyoruz. Curcuna adı verilen oyunun geliştirilmesiyle meydana çıkmıştır. Karagöz'ün perdeden sahneye inmişler. Şimdi bu sahneyi siz diğer modern tiyatroyla karıştırmayın. Bizim geleneksel tiyatrolarımızın hepsi yani orta oyun, Karagöz, daha sonra köy seyirlik oyunları, meddah gibi oyunlar kesinlikle sahnesiz, doğaçlama ve metinsizdir. Buradaki sahne yani köy meydanında oynanır ya da başka yerlerde oynanır. Belli bir sahnesi yok. İzleyicilerle çevrili bir alanda oynanır. Yani daire düşünün, ortaya oyuncular geçiyor. Çember halinde de seyirciler oyuncuları izliyor. Diğer adı kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhuri adıyla da anılır. Arkadaşlar bu orta oyunun alanına palanga ya da elips alan da denilir. Palanga ya da elips alan. Şimdi burada asıl tiplerimiz pi şeker ve kabuklu. Yardımcı tipler de Karagöz'e hemen hemen aynı. Bebe Ruhi, Zennek, Külhan Beyli, Acem, Arnavut, Frank, Almanları verilen isim. Kayseri gibi tiplerimiz de orta oyunda mevcut. Şimdi geçelim Kavuklu'ya. Kavuklu, Karagöz'ün karşılığı. Zaten ne demiştik? Orta oyunu Karagöz oyununun perdeden sahneye inmiş haliydi. O yüzden şuradan aklınıza gelsin. KK, ikisi de K ile başlıyor. K harfiyle başlıyor. Yine aynı şekilde Karagöz'e aynı demiştik. Okumamış cahil hakkı temsil eder. Pi şekerle sürekli uğraşır ve onu çılgın çevirir diyelim. Oyun sonunda bir tekerlemeyle bitirir. Yani bu oyunun ya Karagöz Kavuklu'nun en önemli özelliği tekerleme oluşturmasıdır. Karagöz'de böyle bir durum söz konusu değildi ama Kavuklu'da var. Pi şeker de aynı şekilde Hacivat'ın karşılığı okumuş yara aydın halkı temsil eder. Ortaoyunun bölümleriyle devam ediyoruz. Bir giriş yani mukaddime zurnacının çaldığı pi şeker havası ile pi şeker sahneye gelir ve halkı selamlar. Arkasından Kavuklu'nun çalmış olduğu kabuklu havası ile kabuklu sahneye girer ve artık aralarında komik söyleşi başlar. Muhabere yani söyleşme bölümü pi şeker ve kabuklu arasındaki çene yarışının olduğu bölüm ikiye ayrılır. Arzbar ve tekerleme. Kavuklu ile pi şekerin tanıtık çıktığı bölüm arzbar. Tekerleme bölümünde ise kavuklu olağan dışı bir olay anlatır. Sanki kendi başından geçmiş gibi. Ve daha sonra bunun hayal yani rüya olduğu ortaya çıkar. Sırada 3 fasıl yani oyun bölümü. Oyunun asıl başladığı bölümdür. Artık diğer tipler de sahneye gelir. İki olay dizisinden oluşur. 1. Dükkan dekoru. Pi şeker kavukluya dükkan bulur. 2. Ev dekoru. Pi şeker Zenne takımına ev bulur. Arkadaşlar bu oyun İsmail Dümbüllü, Kelasan, Abdi, Pi Şeker ve Küçük İsmail gibi önemli isimlerin elinde gelişmiş ve bugüne kadar gelmiştir. Oyunu başlatan, yürüten ve bitiren kişi Pi Şeker'dir. Şakşak, Pastam adı verilen bir sopa ile adam döver ve oyunu yürütür. Orta oyundaki kadın tipi Zenne, Rum tipine ise Balam adı verilir. Orta oyunu bu kadardı. Sırada meddah var. Müddetici taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıya verilen isimdir. Daha önce önceleri peygamberi ve ailesini öven kişiye bu isim veriliyordu. Ama daha sonra taklit yapan
kişiye Medah adı verildi. Arap edebiyatında Kassas, İran edebiyatında ise Kıssıhan ya da Şehnamehan isimleriyle anılır. 14. yüzyıldan bugüne kadar gelmişler. 14. yüzyıl neydi? Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Yani o günden bugüne kadar ulaşmış bir oyun. Tek kişilik tiyatrodur. Cem Yılmaz'ın yapmış olduğu bu gösteriyi de Meddah'la denk tutabiliriz. Hemen hemen aynı. Meddah yüksek bir yere oturur, bir öykü, şiiri ve ağız taklitleri yaparak anlatır ve canlandırır tek başına. Kullandığı araçlar mendil, sandalye ve sopa. Başka hiçbir şey yok. Yüksek bir yere oturuyor, elinde sandalye ve sopası var. Şimdi özelliklerine geçelim. Ne demiştik? Tek kişilik bir tiyatro. Başından sonuna kadar kendisi ağız ve şiir taklitleri yaparak oyunu canlandırıyor. Doğaçlamadır. Zaten geleneksel Türk tiyatrosundaki tüm oyunlar neydi? Doğaçlama, metinsiz ve sahnesiz. Şiir ve ağız taklitleri yapılır yine aynı şekilde. Dikkat ederseniz özelliklerin çoğu aynı. Şurada bir farklılık var. İnsan, hayvan ve makine taklitleri de aynı zamanda yapılır. Şimdi Meddah'ın bölümlerine geçelim. Başlangıçta Meddah ya ellerini ya da sopasını 3 kez vurur. Şimdi yüksek bir yere çıktım, sandalyeye oturdum, elimde sopa var. Sopayı vuruyorum ya da ellerimi 3 kez vurarak, hani seyirciler orada konuşuyorlarsa sussunlar, artık oyun başladı anlamına da gelir. Hak dostum hak, söyledikçe sergüzeşti verir bezme letafet. Dinleyin de ben diye acizden hoş bir hikaye. Yani ben diyor hikaye anlattıkça, konuştukça hoş olur, güzel olur. Şimdi benden güzel bir hikaye dinle. Sıra geldi açıklama bölümüne. Konuya giriş yapılan bölüm, olaydaki kişiler ve ailesi tanıtılır. Serim yani giriş bölümü niteliği de kazanmıştır. Bitiş yani ders alma bölümüdür. Arkadaşlar Meddah'ın bölümleri bu kadar. Diğerleri kadar uzun değildi. Sıra geldi köy seyirlik oyunlarına. Köylü tiyatrosunda denilen köy seyirlik oyunları düğünlerde, bayramlarda, uzun kış gecelerinde, köy meydanında ya da bu köy konaklarında oynanan oyunlardır. Geleneksel Türk tiyatrosunun en eski koldur. Zaten demiştik bolluk törenleri ve inançlarına dayanırdı. Etrafındaki halkaya şenlik, oyunun oynandığı yere ise orta isim verilir. Bu kömür, un gibi maddelerle de makyaj yapılır. Bir şekilde canlandırılır. Belki hatırlarsınız ya da anneanneniz de dedeniz de anlatmış olabilir. Erkekler kadın taklidi, kadınlar erkek taklidi yaparak düğünlerde oyunlar oynarlardı. Evet arkadaşlar, köy seyirlik oyunlarıyla geleneksel Türk tiyatrosunu bitirdik. Sürçülisan ettiysek affola, kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.